Herkese yeniden merhabalar Yeni bir ESC Avrupa'da Gönüllülük videosu ile karşınızdayım Ve bugünkü videomuzun konusu da Nasıl iyi bir motivasyon mektubu hazırlanır Ve bu konuda gerçek anlamda Projeleriniz için en önemli aşama Çünkü Herhangi bir motivasyon mektubu yazdığınız zaman karşı taraf bunu okuyor ve bu okuduğu mektuba göre size cevap verip vermemeye karar veriyorlar. Buna nedenle de başvurduğunuz projeler için en önemli aşama olan motivasyon mektubu aşamasıyla ilgili bir video hazırlamak istedim. Ve bu videoyu da bu yüzden de dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi YouTube'da... Bir şekilde motivasyon mektubu nasıl hazırlanır diye yazdığınızı düşünelim ve karşınıza çıkan videolar arasında benim videoma geldiniz. Bu videonun diğer videolardan farkını bunu kısaca anlatmak istiyorum ki videoyu izlemeye teşvik edeyim sizi. Burada diğer videolardan farklı olarak size iki tane örnek motivasyon mektubu göstermek istiyorum. Ve bu her iki motivasyon mektubu da aslında bir projeyi kazanmış motivasyon mektubu. Bu yüzden de başarılı olmuş iki tane motivasyon mektubu göstererek hangilerinin nasıl seçildiğini ve neden seçildiğini size anlatmak istiyorum. İkinci kısımda ise size püf noktaları ve neyi nasıl yazmanız gerektiğini, neyi yazmamanız gerektiğini anlatmak istiyorum ve bu sayede de faydalı olmaya çalışacağım. Üçüncü kısım ve en önemli kısım ise Diğer videolardan farklı olarak bir motivasyon mektubunu nasıl yazarsınız? Gerçek anlamda uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu sayede de hiç İngilizceniz olmasa bile ne Türkçe bir motivasyon mektubu yazıp bunu nasıl İngilizceye çevirebilirsiniz? Bunu anlatmak istiyorum ki ben de projelere başvuru yaparken bu şekilde başvuru yapmıştım. Her üç aşamayı da dikkatli bir şekilde izlemeyi ve videoyu da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde de sizin ESC için en önemli aşama olan proje için motivasyon mektubu yazma konusunda başarılı olmanızı istiyorum. Umarım video için faydalı olur. Diğer ESC ile ilgili videoları izlemek için de oynatma listesini takip etmeyi unutmayın. Ve eğer bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin lütfen. O zaman videomuza başlayalım. İlk motivasyon mektubumuz ile hızlıca giriş yapalım. Bu motivasyon mektubumuz Bulgaristan'daki bir proje için yazılmıştı ve ben yazmıştım. <laughs> İsmimden de göreceğiniz gibi. Buradaki özellik ise 2 aylık bir projeydi ve geçen yılda, geçen yıl yaz aylarında 2 aylık bir kısa dönem proje için başvurular alınıyordu ve motivasyon mektubu yazmamız isteniyordu. Ben de bu motivasyon mektubunu yazmıştım. Projenin konusu ise gençlere siber zorbalık hakkında dersler vermek ve onların bilinçlenmelerini sağlamaktı. Buradaki iki anlam önemli şey var. Birincisi gençler, ikincisi de siber zorbalık. Peki ben nasıl yazdım? En başta gördüğünüz gibi yazdığım aslında çok uzun değil. Direkt size gösteriyorum. Bir sayfa bile değil, yarım sayfa bir motivasyon mektubu yazdım. Bu değişebilir. Bir sayfada yazabilirsiniz. Bir buçuk sayfada yazabilirsiniz ama iki sayfayı açmamasını tavsiye ederim. Peki ben neler yazdım? Basit bir şekilde bir giriş yaptım önce. Benim ismim Ömer. Karaman'da yaşıyorum. Pandemi nedeniyle ki o zamanlar pandemi olduğu için uzaktan eğitime geçirmişti. Pandemi nedeniyle ailemin yanında kalıyorum ve üniversite eğitimi uzaktan devam ediyorum. Şu an ne yaptığımı burada yazdım. Aynı şekilde siz de bir projeye motivasyon mektubu yazarken ilk kısmı bu şekilde doldurabilirsiniz. İsmim bu. Şu an bunları yapıyorum. Üniversiteye devam ediyorum. Ya da yaşım bu. Bunları bunları yapıyorum diye ne yaptığınızı şu andaki durumunuzu söyleyebilirsiniz. İlk kısım ve kalıcı olur. Başka bir motivasyon mektubu için değiştirmenize gerek kalmaz. Bir başka ipucu ise şu. Baştaki bu kısmı projeye göre değiştirmenizi tavsiye ederim. Mesela bu proje Bulgaristan için yazıldıysa Bulgaristan'ın kullandığı dil neyse o dile çevirip burayı o şekilde yapabilirsiniz. İngilizce yazmanızdan daha iyidir. Bunu tavsiye ederim. Örneğin Almanya'ya bir tane başvuru yapıyorsanız en başta isminizi İngilizce bir şekilde değil de benim ismim Ömeri Almanca bir şekilde yazmanız ve aynısını en sondaki sevgilerle kısmında Görüşmek üzere kısmında da aynı şekilde yazabilirsiniz. Bu daha iyi. Bu izlenim uyandıracaktır. İlk kısmı bu şekilde hallediyoruz. İkinci kısma geçiyoruz. İkinci kısımdaki önemli kısım işte şu. Siz bugüne kadar neler yaptınız? Burada diyorum ki benim bugüne kadar birden fazla çalışma deneyimim oldu. Bir YouTube kanalı oluşturdum ve bu YouTube kanalında 2018'den itibaren kitaplar hakkında konuşuyorum. Burada ne yaptığımı söylemişim ve uzun yıllardır yaptığımı söylemişim ve bir şey yapıyorsunuz. Örneğin bu sizin için de bir deneyim de olabilir. Yaptığınız bir deneyimi, kazandığınız bir deneyim size neler verdi? Yani bir işi yaptınız ve o işi yaparken ne elde ettiniz? Örneğin benim için YouTube'da videolar üretiyorum. Tamam da bu videolar üretmek bana ne kazandırdı? Bunu da anlatmam gerekiyor. Bunun nedeni de bu deneyimim sayesinde kitap okuyan bir sürü insanla tanıştım ve medya alanında uzmanlık kazandım demişim. Bunun önemi ne? Bunun önemini az sonra söyleyeceğim ama şu var. Medyada uzmanlık kazanmak. Bu projede medyada uzmanlık istiyorlardı çünkü siber zorbalık adı üstünde internet üzerinden insanlara yapılan zorbalıklar hakkındaki bir projeydi. Bu yüzden de benim medyada bir uzmanlığım olduğunu belirtmem beni artı bir şekilde öne çıkardı. Ayrıyeten dil sosyal dergisinde editör olarak çalışıyorum demişim. Bu da o zaman yaptığım başka bir işti. YouTube'a YouTube sayesinde farklı düşüncedeki insanları tanıdım ve gençlerle iletişim şansı yakaladım demişim. Bunun önemi ne? Proje gençler üzerinden olduğu için gençlerle iletişim şansı yakaladım demek çok önemliydi. Çünkü bu ne demek oluyor? Bu çocuk YouTube'la ilgili çalışmış, medyada uzmanlık kazanmış ve gençlerle de iletişimi iyi. Zaten projede aradıkları bu olduğu için bunların hepsini görüyorlar ve tamam diyorlar. Bir diğer nokta size şu. Benim medyada uzmanlığım var ve ben gençlerle iletişim konusunda çok iyiyim. Bunu yazarsanız olmaz. Ya da ben şunu şunu çok seviyorum. Mesela kitap okumak. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Örneğin kütüphane ile ilgili bir projeye başlıyorsunuz ve sadece ben kitap okumayı çok seviyorum derseniz kabul edilmez. Niye? Çünkü herkes söyleyebilir. Sevdiğin bir şey seviyor olabilirsin. Ama onu sevmek için nedenin ne? Ya da nasıl sevdiğini fark ettin ya da neden yani bunu söylemen gerekiyor. Arkasını doldurmanız, temellendirmeniz gerekiyor. Burada da ben bunu yaptım. Gençlerle iletişimim iyi dedim ama nasıl iyi oldu? Çünkü YouTube'a başladım ve YouTube'da onlarla iletişime geçmeye başladım dedim. Bir diğeri medyada uzmanlık kazandım. Tamam ama bu uzmanlığı nasıl kazandın? Hani medya uzmanıyım demekle olmuyor. O uzmanlığı, o deneyimi nasıl elde ettiğinizi de söylemek gerekiyor. Ki ben, ben de bunu 2018'den beri YouTube'da videolar üretiyorum şeklinde belirtmişim. Sizin de dikkat etmeniz gereken konu bu. Proje ile ilgili sizin uyuşan deneyimlerinizi açıklamak için bu deneyimleri doldurarak söylemeniz gerekiyor. Bunları bunları yaptım. Bu nedenlerle yaptım ve sonucunda da bunları elde ettim. Bu şekilde söylemeniz gerekiyor. Daha sonrasında da onların medyayı neden kullandığını deneyimledim demişiz. E bu da bir başka konusu. Sonra başka bir kısma geçiyoruz. Sizin yanınızda gönüllü olmak istiyorum. Burada amacınızı belirtiyorsunuz. Onların yanında gönüllü olmak istiyorsunuz. Neden? Sizin yanınızda gönüllü olmak istiyorum. Çünkü insanlarla iletişimi seviyorum ve bu projede bu projede görev alarak farklı kültürlerden insanlarla çalışırken çok mutlu olacağım. Zaten proje farklı kültürlerdeki insanları bir araya getirmeye çalışıyordu. 3 yıllık YouTube deneyimimde çok fazla siber zorbalık ile ilgili deneyimim oldu ve Farklı yorumlar aldım. Bu yorumlar beni incitici. Benim konuşmam hakkında, ses tonum ve görünüşüm hakkındaki yorumlardı. Ve ilk elden. Bu siber zorbalığı ilk elden deneyimledim. Ve gençlere de bu konuyu çok iyi bir şekilde nasıl anlatabileceğimi biliyorum. Ve ne kadar kötü hissettirdiğini ve nasıl acıttığını da anlatabilirim. Buradaki diğer bir nokta da bu. Daha önce ben de yaşadım. Yaşadıklarımdan sonuçlarda bunları elde ettim ve gençlere de bunları aktarabileceğim konusunda eminim. Bu tarz bir şey söyledim burada. İnsanları, gençleri de bir hareket etme konusunda, bir eyleme geçme konusunda da, teşvik etme konusunda da çalışmak için mutluyum demişiz. Burada da son kısımda ise başvurmak istiyorum. Çünkü bu projenin benim için çok uygun olduğunu düşünüyorum deneyimlerimi diğer gönüllü arkadaşlara ve gençlere de aktarma konusunda iyi olabileceğimi düşünüyorum. Geçmişteki deneyimlerim sayesinde de bu konuda kendimizi nasıl koruyacağımızı da bu konuda kendimizi nasıl koruyacağımızı da deneyimledim demişiz. Sevgilerle ve isim soyisim bu. Şimdi buradaki önemli olan ne? Bunu söylüyoruz. Bu tarz motivasyon mektuplarında ilk kısım 4 tane kısımdan oluşuyor. İlk kısımda kendinizi tanıtmaz. Bugün neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Çok kısaca. Ve bunu her bir motivasyon mektubu için değiştirmenize gerek yok. İkinci kısımda bugüne kadar neler yaptınız? Deneyimleriniz nelerdir? Bunları anlatabilirsiniz. Ya da bugüne kadar bir gönüllü deneyimimiz varsa bunları söyleyebilirsiniz. İşte ben bugüne kadar burada burada gönüllü olarak çalıştım. Çocuklarla çalıştım, gençlerle çalıştım ve bu çalışmanın sonucunda bu deneyimleri elde ettim. İşte gençlerle iletişim konusunda kendimi güçlendirdim diyebilirsiniz. Çocuklarla iletişim konusunda kendimi güçlendirdim diyebilirsiniz. Ve ESC'ye de katılma nedeni farklı kültürleri tanımak, farklı insanları tanımak ya da eğer bir anaokuluna başlıyorsunuz farklı bir eğitim metodunu, farklı bir eğitim modelini öğrenmek istiyorum da diyebilirsiniz. Daha sonraki ise da üçüncü kısımda ki ikinci kısmı da değiştirmenize yine gerek yok çünkü yaptığınız gönüllülük bir deneyim ve o orada duracak yani bir projeden diğerine değiştirmenize gerek yok. Üçüncü kısımda ise bugüne kadar kazandığınız deneyimler ve bu deneyimler ile karşı tarafa ne verebileceğiniz. Ya buradaki aslında projenin önemli olan kısmı bu. Geçmişten ne kazandınız, bugüne kadar neler yaptınız ve yaptığınız şeyler sonucunda elde ettiğiniz birikim ile o projeye ne katacaksınız? Çünkü şöyle düşünün. Karşı taraf gözünden bir vakıf için çalışıyorsunuz ve yanınıza gönüllüler alacaksınız. Bu gönüllüler sizin yanınızda çalışmaya istekli ve projeyi tamamıyla bilen kişiler olmasını mı istersiniz? Yoksa sizin ülkenize gelip gezip dolaşıp hiçbir şey yapmadan geri dönmeyi düşünen kişiler mi? Hangisi olacağı çok bariz. Bu nedenle de geçmişteki deneyimlerinizi söyleyerek geçmişte bunları bunları yaptım. Bunların sonucunda da bu deneyimleri kazandım ve bu deneyimler ile de size bu noktada fayda sağlamak istiyorum diyebilirsiniz. Örneğin bir vakıfta gönüllü olarak çalışıp çocuklarla oyunlar oynamış olabilirsiniz. Bunu yazabilirsiniz. Bir yıl boyunca X vakfında çocuklarla beraber çalıştım ve çocuklarla ne oyunlar oynayacağım konusunda deneyim kazandım ve sizin projenizde sizin projenizde de çocuklarla ne oyunlar oynayabileceğimi biliyorum. Bu şekilde söylediğiniz zaman geçmişten bir deneyim var. Ne kazandığınız var, onlara ne katabileceğiniz gibi üç aşamayla her şeyi anlatmış olabilirsiniz. Ve son kısım, dördüncü kısım. İlk kısımda kendinizi tanıttınız. İkinci kısımda gönüllülük hakkında konuştunuz. Üçüncü kısımda onlara ne katabileceğinizi söylediniz. Ama dördüncü kısım, bir başka önemli kısım ise onlar size ne katacak. Çünkü mülakat videolarında da bunu anlatacağım. Onların size ne katması gerektiği de önemli. Bu ESC projeleri sadece tek yönlü bir proje değil. Siz bir yere gidiyorsunuz ve kendinizden bir şeyler veriyor değilsiniz. Onların da size bir şeyler katması gerekiyor. Bu nedenle de dördüncü ve son kısmı da onlar size ne katacak bunları anlatabilirsiniz. Ve bu kısımda hep sabit olabilir. Örneğin gideceğiniz projede bir anaokulu projesi ise Örneğin görme engelli çocuklarla çalışmaya başlıyor olabilirsiniz. Bunu bir deneyim olarak söylersiniz. Sizin yanınıza geldiğim zaman görme engelli çocuklarla çalışacağım ve bunu benim de dünyaya bakış açımı genişleteceğini düşünüyorum. Yahut ileride bir anaokulu öğretmeni olmak istiyorum ve sizden kazanacağım deneyim sayesinde de gelecekte eğer bir görme engelli çocukla çalışma fırsatı yakalarsam sizden öğrendiklerimi kullanmak istiyorum. Bu konuda deneyim sahibi olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da çeşitliliği öğrenmek, farklı kültürleri öğrenmek ve kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum da diyebilirsiniz. Ama önemli bir nokta çoğunlukla Motivasyon mektuplarınızda İngilizce ya da Almanca öğrenmek istiyorum ya da o kültürün dilini öğrenmek istiyorum dememenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bir dil kursu değil. Zaten size dil dersleri verecekler ama bir dil kursu olmadığı için karşı tarafa da şu izlenimi uyandırmak istememelisiniz. Bu kişi buraya gelecek, bizim yanımızda çalışacak ve dil öğrenecek. Burası bir dil okulu değil ki. O yüzden direkt reddedebilirler. Bu nedenle de eğer projede özel olarak belirtilmediyse ki örneğin Polonyaca öğrenmeye çok istekli gibi bir şey belirtilmediyse burada dil konusunu açmamanızı tavsiye ederim bana ne katacak konusunda. Ama Polonyaca öğrenmeye çok istekli olan birisi derlerse işte Polonyaca konusunda da çalışmaya başladım ve kendimi daha da geliştirebileceğimi düşünüyorum deyip size ne katacağını da bu şekilde açıklayabilirsiniz. Ve son kısımda yine dediğim gibi sevgilerle ve görüşmek dileğiyle gibi şeyler söyleyip kapatabilirsiniz. Ve ek olarak başka bir güzel bir şey hepsini ekledikten sonra son kısma fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Örneğin yaptığınız bir şey olabilir. Geçmişteki bir gönüllülük deneyimiz varsa o gönüllülük deneyimizden fotoğrafınızı koyun buraya. Yahut çocuklarla çalışmışsanız çocuklarla fotoğrafınızı koyun. Yaptığınız bir şey varsa örneğin YouTube'la ilgileniyorsunuz ve başlayacağınız projede sosyal medya projesi ise YouTube'daki bir tane videonuzdan bir görüntü koyun ya da YouTube linkini paylaşın buradan kanalımı inceleyebilirsiniz diye. Yaptığınız şeylerle ilgili örnekleri burada görürlerse, fotoğraf görürlerse sizin için daha güzel olabilir ve yaptıklarınızın da gerçek şeyler olduğunu, sizin bunları uydurmadığınızı anlayabilirler. Bu sayede projeleri projeler seçilirsiniz. Benim gördüğünüz gibi daha uzun da olabilirdi ama kısa bir şekilde, net bir şekilde Deneyimim var, medyada deneyimim var. Sibel zorbalık yaşadım ve bunu gençlere nasıl aktarabileceğimi biliyorum dedikten sonra projeyi seçilmiştim. Tabi sonraki aşama ben bu projeye gitmedim ama yine de projeyi kazanmıştım ve direkt bana e-posta atarak hiç video mülakatı bileni istemeden pasaportunu yolla ve işlemlere başlayalım demişlerdi. Zaten 2 aylık kısa bir projeydi ama ben gitmemiştim. Yine de bu projeyi bu şekilde kazanmıştık. Şimdi ikinci motivasyon mektubumuza geçelim. Şimdi de ikinci bu projemize geçtik. Bu projede de şu anda içinde görev aldığım ve görev almaya devam ettiğim proje Birleşik Karalık'taki bir projeydi ve bu proje için motivasyon mektubu istemek yerine bir form vermişlerdi ve formu doldurmamızı istemişlerdi. Basit bir şekilde form başlıyor ve buraları herkes de aynı şekilde doldurabilir. Daha sonrasında da sorularımız başlıyor. İlk, ilk kısmı daha önce bir ESC projesine katıldınız mı? Direkt hayır daha önce bir ESC projesine katılmadım dedim. Peki ne zaman projeye başvurabilirsiniz? Ne zaman projeye başlayabilirsiniz dediler. Şu an projeye başlamak için hazırım demiştim. Burada belirli bir tarih belirtmene rağmen işte Eylül'de başlayacak demene rağmen bu şekilde yazdım. Çünkü ne kadar istekli olduğumu belirtmek istemiştim. Geçerli bir pasaportunuz var mı? Evet demiştim. Daha sonrasında da ilgi alanlarınız ve öğrenme hedefleriniz nelerdir demişler. Kendinizden bahsedin demişler. Mart 2018'den beri YouTube'a videolar yüklüyorum ve Kitaplar hakkında insanlarla konuşmayı seviyorum. Çoğu zaman kitap kulüplerine, farklı ülke, farklı şehirlerdeki kitap kulüplerine katıldım ve kendimde bir kitap kulübü kurdum. İnsanlarla birlikte olmayı ve takım halinde çalışmayı seviyorum. Üniversitenin bisiklet kulübündeydim ve birçok bisiklet turları düzenlemiştik. Şimdi de tek başıma turlara çıkıyorum. Tiyatro kulübündeyim. yemek pişirmeyi seviyorum. Ve engellilik, çeşitlilik ve kolaborasyon birliktelik konusundaki bilgilerimi genişletmek istiyorum. İleride de bilim insanı olma hayalim var ve farklı kültürde insanlar bir arada çalışacağım bir üniversiteye görev almak istiyorum. Şimdi buradaki neden bunları yazdım. Projemiz engellilerin Engellilerle ilgili bir projeydi. Engellilerle beraber aktiviteler yapmak, onlarla beraber oyunlar oynamak üzerine bir projeydi. Ve ben de burada bunları niye yazdım? Çünkü projenin sitesini incelediğim zaman bisiklet sürme üzerine bir kısım vardı. Bir bisiklet var. Bisikleti siz sürüyorsunuz, arka tarafında ise engelli oturabiliyor ve birlikte bisiklet sürebiliyorsunuz. Ben bu nedenle bisiklet sürmeyi buraya yazmıştım. Takım halinde çalışmayı niye yazdım? Takım halinde çalışmayı da projede başkalarıyla birlikte çalışma olduğu için yazdım ve hepsinin az önce de bahsettiğim gibi diğer motivasyon mektubunda arka planını doldurdum. Yani ben takım halinde çalışmayı seven birisiyim demedim. Takım halinde çalışma deneyimini nasıl kazandığımı söyledim, arkasını doldurdum. Kitap okumayı sevdiğimi söyledim. Çünkü kitaplarla ilgili kısım da vardı projede. Ve daha sonrasında da yemek pişirmeyi söyledim. Çünkü daha sonra da projede yemek pişirme çok önemli bir kısım olduğu için bu konudaki deneyimlerimi de aktarmak istemiştim. İkinci sorumuz. Neden ESC'ye katılmak istiyorsunuz? Üniversiteye başladığımdan beri insanlarla yardım etmeyi seviyorum. Örneğin yabancı arkadaşlarıma dersleri tekrardan anlattım demişim. Şu anda da Sosyal Ben Vakfı'nda gönüllülük yapıyorum. ESC farklı kültürleri bir araya getirmek için iyi bir fırsat demişim ve farklı kültürleri tanımak istiyorum. Bu burada dile öğrenme ilgili bir şey dememişim ya da başka bir şey de söylememişim sadece insanlara yardım etmenin ve gönüllü olmanın güzel bir şey olduğunu ve bunu benim de yaptığımı belirterek onlara bir artı gözükmemi sağlamışım. Daha sonrasında da bu vakfın ve özel olarak proje hakkında neler biliyorsun demişler. Burada önemli bir şey söyleyeyim. Bir projeyi araştırdığınız zaman tamamıyla her şeyini araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu projede neler başınıza gelecek, neler yapacaksınız hepsini öğrendikten sonra hem motivasyon mektubunuzu daha iyi yazabilirsiniz hem de o projede başınıza neler çıkacak onları görebilirsiniz. Çünkü gideceğiniz projeler uzun dönem, 10 aylık proje olabilir, 12 ay olabilir. Yani 12 ayı bir cehennem olarak yaşamamak için gerçekten o projeyi araştırmanız gerekiyor. Bu nedenle de Gerçekten YouTube, Facebook, Instagram bütün hesaplarını inceleyip her şeyi didik didik araştırmanızı tavsiye ederim. Ben burada böyle yaptım. Facebook sayfanıza baktım ve sitenize baktım. Daha sonrasında da YouTube kanalınıza baktım ve YouTube kanalınızda bir tane gönüllünün bugün kime nasıl yardım edeceğim dediğini gördüm. Yazmışız. Ve YouTube kanalınızı geliştirmek için çalışmak istiyorum demişiz ve başka şeyleri söylemişiz. Yani o proje hakkında neler neler bildiğimi tek tek burada yazmışım. Daha sonrasında da e, bu vakıftaki sizin yer almanız nasıl olacak? Göreviniz ne olacak? Ne düşünüyorsunuz demişler. Ben de tek tek her şeyi söylemişim ki buradaki bütün söylediklerim de bütün Facebook, YouTube ve diğer kanallardan araştırdığım şeylerdi. Örneğin kurabiye pişirmek istiyorum Beatrice ile demişiz. John ile pizza yapmak istiyorum. Nasıl harika bir Doğum günü pastası yapmayı George'dan öğrenmek istiyorum demişiz. Bisiklet sürmeyi daha önce belirtmiştim. Daha sonra hepsini burada yazmışım tek tek ve isimleri de yazmışım. Her şeyi tek tek yazmışım. Bu ne demek oluyor? Birisi bunu okuduğunda şunu diyor. Ya bütün isimleri saymış tek tek ve bu sallama isimler de gerçek isimler. Bunu dedikten sonra şunu der. Bütün her şeyi araştırmış, projede karşısına ne çıkacağını biliyor. Nereye nasıl destek olabileceğini ve neler yapabileceğini biliyor. Bu yüzden de mükemmel bir katılımcı olabilir. Bunu direkt düşünürler yani bunu okuduklar zaman. sizde de bu böyle bir soru gelirse cevabınız bu şekilde olmalı. Diğer biri daha önce engellilerle bir deneyiniz var mı? Nasıl bir şeydi? Herhangi bir noktada bir eksikliğiniz olabilir. Deneyim eksikliğiniz olabilir. Ama bunu da artıya çevirmeniz önemlidir. Benim eksiğim var ama bu eksiği doldurmak istiyorum demeniz bile çok önemlidir. Çünkü benim şu an bu, bulunduğum projede bir tane Fransa'dan gelen arkadaşımız vardı. Ve kendisi daha önce hiç gönüllülük yapmamış, daha önce hiç engellilerle çalışmamış birisiydi. Peki bu kişiyi bu projeyi nasıl aldılar? Tabii ki de doldurduğu motivasyon mektubunda neler anlattığıyla, gönüllülüğe nasıl başlamak istediğini anlatmış, gönüllülük yapmaya merak ettiğini, engellilere çalışmayı merak ettiğini ve bütün bu eksiklerini nasıl tamamlamak istediğini anlatmış. Siz de bu şekilde kendinizi tamamlayarak motivasyon mektubu yazabilirsiniz. Ben de, de gördüğünüz gibi bugüne kadar çok fazla organizasyona katıldım. Çok farklı yaşlardan insanlarla sohbet etmeye başladım. Ama hiç engelli bir arkadaşım olmadı demişim. Bu nedenle de projenize katılmak ve iletişim güç iletişim yöntemlerimi güçlendirmek istiyorum ve yeni arkadaşlar da edinmek istiyorum demişim. Bakın bende de yoktu. Engellilerle çalışma konusunda hiçbir deneyim yoktu. Daha önce bir engelliyle yaşama deneyimim de yoktu. Ama bu eksiği bir artıya çevirerek burada anlatmışım. Ama basit bir şekilde anlatmayın. İşte daha önce deneyim yoktu ama sizin yanınıza deneyim kazanmak istiyorum değil de benim gibi söyleyebilirsiniz. Hani yeni insanlar da tanımak, yeni engelli arkadaşlar da edinmek istiyorum mu? Daha güzel bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Arkadaşlar sizi nasıl tanımlardı? Tabi burada siz bir şeyler yazabilirsiniz buraya. Ama önemli olan projeyle uyumlu olmasıdır. Buna da dikkat ederek yazmanızı tavsiye ederim. Kitap okumayı seven, insanlarla sohbet etmeyi seven, müze gezmeyi seven gibi burada uzun uzun yazmışım. Ve bu da önemli olan kısımlarda Tabii ki de projeyle bağlantılı olması önemlidir. Ee, ailenizden uzak kalmayı nasıl karşılayabilirsiniz ve bunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Burada ben demişim ki daha önce tek bir tane yerde yaşamadım. Üniversite için farklı farklı şehirlere gittim. Yeni insanlar tanımayı, yeni arkadaşlar edinmeyi seviyorum. Bu nedenle de ailemden 12 ay boyunca uzak olmak benim için sorun olmayacak dedim. Ve bu da benim için gerçekten iyi bir açıklama oldu. Siz de bu tarz şeyler söyleyebilirsiniz. Üniversite hayatım için Ailemden uzaklaştım ve bu nedenle de zaten alışığım da diyebilirsiniz. Farklı farklı şehirler gezmeyi, ülkeler gezmeyi seviyorum da diyebilirsiniz. Yahut aileme çok bağlıyım. Ama her gün yüz, telefonla görüşme yapacağım ve bu sayede de bunu aşmaya çalışacağım da diyebilirsiniz. Dürüst olmanız önemli. Siz neden bu rol için, bu görev için kabul edelim demişler. Burada da onlara tamamıyla ne katabileceğimi söylüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi projede okuyan kişiler sizin onlara ne katacağınızı, nasıl yardım edeceğinizi görmek istiyorlar. Takım çalışmasını söylemişim. Daha önce takım çalışmalarında görev aldım demişim. Ki bu da bir takım çalışması buradaki projede. Ve projenizde görev aldığım zaman elimden gelen en iyi şekilde yardım etmeye çalışacağımı düşünüyorum demişiz. Engelli insanlarla oyun oynandığını gördüm demişiz. Ve benim de sizin için yeni projede fikirlerim var. Ve bunları da size anlatmak istiyorum demişiz. 3 yıllık YouTube deneyimi size aktarmak istiyorum. Yeni deneyimler kazanmak istiyorum. Ve farklı kültürlerde arkadaş sayımı artırmak istiyorum demişiz. Bu şekilde proje neler katacağımı söylemişiz. Siz buraya kendinizden de söyleyebilirsiniz. Bunlar bunları yaptım ve size de bu noktada katkı sağlamak istiyorum gibi. Başka bir şey var mı demiş. Buraya yazabilirsiniz. Hani buraya bir proje ile ilgili soru da sorabilirsiniz ki derler gerçekten proje ile ilgileniyor. Örneğin bu soru nasıl olabilir? Çalışma saatlerini sorabilirsiniz bilmiyorsanız eğer hangi saatler arasında çalışabileceğiz. Ya da proje uyumlu mu değil mi bilmiyorum ama sizin projenizde bunu yapabilir miyim diye bir şeyler sorabilirsiniz. Örneğin projede hiç yemek pişirme yoksa ya ben yemek pişirmeyi seviyorum ama sizin projenizde de yemek pişirebilir miyim acaba diye yazabilirsiniz. Ben hiçbir şey yazmamışım. Teşekkür etmişim sadece. Aa bak bakın ne, ne demişim burada. Bize bir sorun var mı demişler. Ben de demişim ki beni eğer projede uygun birisi olarak görmeseniz bilene düşüneceğim size açıklamak bu sayede de Düşüncelerimi projenize ekleyerek oradaki insanlara da faydası olmasını istiyorum demişiz. Yani beni kabul etmeseniz bile benim sizin projenizin çok güzel düşüncelerim var ve bu düşünceleri de projenize eklemek istiyorum demişiz. Burada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ben olmasam bilene o insanlara yardım etmek istiyorum demek gerçekten önemli. Ve sizin de bu şekilde doldurmanız önemli. Ve... Bu kısmı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet şimdi de geldik son aşamaya. Bir motivasyon mektubuna nasıl yazmamız gerektiğini ve yazdığımız motivasyon mektubunu nasıl İngilizceye çevirmemiz gerektiğini açıklayacaktım burada. Burada basitçe yazmaya başlayalım. Birinci kısım. ikinci kısım. Üçüncü kısım. Dördüncü kısım. Birinci kısım neydi? Kendini tanıtma. İkinci kısım gönüllülük deneyiminiz varsa onları yazabilirsiniz. Üçüncü kısım ne kata bilirsiniz? Ne kata bilirler? Dört kısımlar oluşuyordu basit bir şekilde ve bu şekilde yazmamız gerekiyordu. Buradaki başka bir önemli nokta ise şimdi söyleyeyim. Projenin dört kısmı var burada ve bunlardan da benim motivasyon mektubumu direkt alıp paylaşmaya başlamayın. Çünkü herkes aynı başvuruyu yaparsa Artık derler ki buna hiç uğraşmamış aynı şeyi kopyalayıp durmuşlar derler ve projeden direkt reddederler sizi. Bu nedenle kendi özgün proje motivasyon mektubunuzu yazmanız önemlidir. Bu yüzden de sadece buradan ilham alın lütfen. Direkt kopyalayıp aynı şekilde yollamaya çalışmayın. Bu dört kısım var. Bunu söyledim zaten. Bu dört kısmı doldurup doldurup yollayabilirsiniz. İlk kısım aynı kalır. ikinci kısım aynı kalır. Dördüncü kısım genellikle aynı kalır. Eğer proje çok farklı bir proje ise size, size ne katacağı da değişebilir. Ama üçüncü kısmı her proje için değiştirmeniz gerekiyor. Onlara ne katabileceğiniz çünkü farklıdır. Tabi hep aynı projeyle de başlıyorsanız diyelim hep ile ilgili bir projeye başlıyorsanız burası bile aynı kalabilir yani. Ve bu da sizin daha hızlı başvurular yapmanızı sağlar. Yine de bu dört ana çerçeve altında bu dört bölüm altında hepsini doldurmanız lazım. Örneğin kendini tanıtma kısmı merhaba. Ben Ömer. 25 yaşındayım ve şu an gönüllülük yapıyorum. Bunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra nasıl İngilizce çevireceğiz? Gördüğünüz gibi bunu alıyorum hepsini. Daha sonrasında da bu kısma geliyorum Word kısmından. Review kısmına geliyorum. Bu farklı olabilir ama bu kısımlardan bulabilirsiniz. Daha sonrasında çevirme kısmına tıklıyorum. Ve seçilen kısmı çevir diyorum. Buna tıkladıktan sonra ki ben de kendi projemi bu şekilde İngilizce çevirmiştim. Önce bütün kısımları Türkçe doldurun sonra da İngilizce çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çevirici açılıyor. Word'un çevirmesini kullanıyorum. Siz de Google Translate'i de kullanabilirsiniz. Evet şimdi çeviricimiz açıldı ve gördüğünüz gibi Türkçe burada. Karşıda da İngilizcesi burada. <laughs> İsmimi değiştirmiş. 25 yaşındayım ve şu an gönüllülük yapıyorum. Bunu gördükten sonra insert'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi değişti. Tabi ismim bu değil benim. O yüzden bunu tekrar çevirmem lazım. Ve gördüğünüz gibi İngilizce çevirmiş olduk. Diğer kısımlarda bu şekilde tek tek Türkçe yazın. Türkçe yazdıktan sonra buradan İngilizce çevirin. Ve ikinci kısım olarak tekrardan eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız bunu Google Translate'e İngilizce olarak yazın. Türkçe ne çıkıyormuş onu okuyun. Ve ikinci olarak da gramerle ile ilgili bir tane program var. Şimdi de onu göstereceğim. Yazdıklarınızı oraya atın ve bir hata varsa oradan değiştirilmiş şeklini tekrardan Word dosyanıza aktarın. Şimdi de oraya geçiyoruz. Şimdi son kısmımıza geçtik. Yazdığımız İngilizce, çevirdiğimiz İngilizce metni buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey bulamadı. Sadece burada endi işaretledi sarı bir şekilde ve onu değiştirebiliriz onu gösterdi. Onun dışında hiçbir hata yok ve tamamıyla güzel dedi. Eğer değiştirmesi gereken bir şey olursa onun üstüne tıklayıp değiştirebiliyorsunuz. Ama burada sadece bunu buldu ve sizde ücretsiz olduğu için bunu değiştiremiyorum ama parasını ödeyerek de premium üyelik alarak da bunu da değiştirebilirsiniz. Ama gerçekten de faydalı bir uygulamadır. Bu uygulamayı da linkler kısmına ekleyeceğim aşağıya oradan da bu uygulamayı da kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve sizlerin de daha iyi motivasyon mektupları yazmanızı sağlar. Eğer bir yorumunuz olursa ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına sormayı lütfen unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse ve size de faydalı olduysa beğenmeyi de unutmayın. Başka bir videomuzda başka bir ESC ile ilgili detaylar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.